Asırlar önce İslam'la müşerref olmuş, İslam toprağı olmakla şereflenmiş bölgedeyiz. Uzun yıllar, asırlar boyu çok önemli alimlerin yetişmesine vesile olmuş, mürşitlerin yetişmesine vesile olmuş topraklardayız. Sahabe-i kiram efendilerimizin, peygamberlerin kabirleriyle bezeli topraklardayız. Bu nedenle büyük bir bahtiyarlık içerisindeyiz. Bu topraklar inşallah bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da bölünmenin ve parçalanmanın değil, birlik, beraberliği ve kardeşliğin merkezi olacaktır. 1000 senelik geçmişimizde olduğu gibi bundan sonra da kardeşlik, birlik ve beraberlik içerisinde inşallah yolumuza devam edeceğiz. Diyarbakır her zaman söylediğimiz gibi Büyük İsrail'in değil, İslam Birliği'nin yeniden Büyük Türkiye'nin bir vilayeti olacak. Bu bölgede yaşayan kardeşlerimiz asırlar boyunca emperyalistlerin, dış güçlerin oyunlarını nasıl bozdularsa inşallah bu dönemde de bu oyunları bozacaklar ve onların emellerine fırsat vermeyecekler inşallah. Tabii Diyarbakır'da bulunuyoruz. Bu önemli hususları arz ettikten sonra Türkiye'nin genel gidişatı ve gündemiyle ilgili de değerlendirmelerde bulunmamız gerekir. Bir defa hepinizin bildiği gibi milyonlarca insanımızı ilgilendiren asgari ücret geçtiğimiz günlerde açıklandı. 8 milyon asgari ücretli aileleriyle birlikte toplumun çok önemli bir bölümünü yakından ilgilendiren bu ücret %55'lik bir zamla 8.506 lira net asgari ücret açıklandı ve bu açıklanan asgari ücret milyonlarca asgari ücretliyi, sendikaları, halkımızı maalesef hayal kırıklığına uğrattı. Neden böyle? Çünkü işte Aralık ayı 4 kişilik aile için açlık sınırı hesaplamaları ortaya çıktı. Bu asgari ücretin açıklanmasından hemen sonra. Aralık ayı itibariyle Türkiye'de 4 kişilik bir ailenin açlık sınırının 9.059 lira olduğu ortaya konuldu. Dolayısıyla 8.500 liralık asgari ücret Ocak'ta asgari ücretinin eline geçecek. Ocak ayında bu 9.059 lira enflasyon sebebiyle daha da artacak, 10.000 liraya yaklaşacak. Ve asgari ücret gene açlık ücreti olmaya maalesef devam edecek. Bunun manası 8 milyon asgari ücretli aileleriyle beraber 25-30 milyon insan açlık sınırının altında yaşamaya mahkum edilecek demektir. Yine yapılan hesaplamalara göre eşi çalışmayan İki çocuklu bir asgari ücretli bu 8.506 lirayı aldığı zaman gıda harcamaları için günlük ayırabileceği tutar 82 lira oluyor. Bu 82 lirayı 3 öğüne böldüğünüzde ve kişi başına miktarı hesaplamak için de 4'e böldüğünüzde kişi başına bir öğünde 6 lira 80 kuruş bir para kalıyor. 6 lira 80 kuruş 5 lira simit derseniz bir simit bir bardakta çay parası demektir. Çünkü bu asgari ücretten gıdaya ayrılabilecek tutar günlük 82 lira. Bunu 3 öğüne böleceksiniz. Bunu da 4'e bölüp kişi başına düşen tutarı hesaplayacaksınız. 6 lira 80 kuruş. Üzülerek ifade ediyoruz. Tabii yine aynı araştırmaya göre asgari ücretlinin çocuğunun eğitimi için bir ayda ayırabileceği para 74 lira. İki çocuğu varsa çocuk başına 37 lira düşüyor. Bir ayda bir çocuğa okul için ayırabileceği para 37 lira. 37 lira bir çocuğun bir günde veya iki günde öğlen yemeği için vereceği para kadar bir paradır. Tabii biz daha önce Yeniden Refah Partisi olarak asgari ücret tespit edilmeden önce bunun en az 14 bin lira seviyesine çıkartılması, %150 maaş zammı yapılması gerektiğini ifade etmiştik. Bunu söylerken bir defa enflasyon karşısında ezilmemesi, alım gücünün korunmasını hesaba katıyoruz. Türkiye'nin büyümesinden alacağı payı hesaba katıyoruz. Türkiye dolar bazında küçüldü. Milli gelir 2012'nin gerisine gitti ama TL bazında gene de bir büyüme var. Dolardaki astronomik artış dolayısıyla. TL bazındaki bu artıştan, bu büyümeden alacağı payı hesap ediyoruz. Ve yine her zaman söylediğimiz gibi bizi kıskanan Avrupa ülkelerindeki asgari ücret artış trendini hesaba katıyoruz. Bu üç faktör hesaba katıldığında asgari ücretin 14 bin lira seviyesine çıkması gerekir. Efendim işveren ne yapacak? İşverene de devlet devlet olacak. Faizsiz kredi verecek, vergi yükünü azaltacak. Teşvikte bulunacak.
İşverenin de ayrıca yükünü hafifletmek için asgari ücretten hiçbir vergi almayacak. Bu adımları da gene devlet olarak atacak. Tabii diğer taraftan emekli maaşı. Hazine destekleriyle Temmuz ayında 3500 liraya çıkartılan emekli maaşı 9059 liralık açlık sınırıyla kıyaslandığında açlık ücreti de değil adeta bir sefalet ücreti noktasındadır. Milyonlarca emekli, 8 milyon asgari ücretli. Bu hesaba göre Türkiye'de halkın %45'i açlık sınırının altında yaşamaya mahkum durumdadır. 3500 lira emekli maaşıyla emeklimiz bizim önümüzü kesiyor. Halkla buluşma programlarımızda biz pazardan domates, çürük biber alıyoruz. Yerlerden meyve sebze topluyoruz. 3500 liralık bir maaşla bu hayat pahalılığında zaten daha farklı bir şey yapabilmeleri mümkün olmaz. Mercer Enstitüsü diye bir enstitü her yıl küresel emeklilik endeksini açıklıyor. Küresel emeklilik endeksi 2022 raporuna göre Türkiye 4 kategorinin içerisinde en alt kategoride A, B, C, D kategorileri var. Emekli maaşı, sosyal haklar, çeşitli kriterlerle bu hesaplanıyor. Türkiye, Hindistan, Tayland ve Filipinler gibi ülkelerle beraber en alt kategori olan D kategorisinde yer alıyor. Emeklisine verebildiği ile ilgili olarak bu sıralama gerçekten de son derece çarpıcı ve üzücü. Satın alma gücü bakımından Türkiye 36 Avrupa ülkesi arasında 7. oldu. 36'da sondan 7. Bu hesap edilirken de bir defa 27 Avrupa Birliği üye ülkeyi alıyor. 3 tane ticaret birliği üyesi İsviçre, İzlanda ve Norveç alıyor. 6 tane de Avrupa Birliği'ne aday ülkeyi alıyor. Makedonya, Arnavutluk, Bosna Hersek, Türkiye, Karadağ, Sırbistan, bunları da katınca 36 ülke oluyor. Bu 36 ülke arasında Lüksemburg birinci sırada alım gücü bakımından, Arnavutluk sonuncu sırada, Türkiye'de maalesef sondan 7. sırada. Bütün bu gerçeklerin sonunda Osmaniye'de 30 yıldır fırın işleten bir fırıncı esnafı açıklama yapıyor. Diyor ki bir defa eskiden 2 ekmek alan 1 ekmek almaya başladı. Eskiden 3 ekmek alan 2 ekmek almaya başladı. Bunun yanında askıda ekmek uygulamamız var. Askıda ekmeğe çok büyük rağbet var. Bu da yetmedi. Şimdi bir de eskiden nehirde balıklara yem olarak attığımız bayat ekmeklere insanlar kapışıyordu. Bayat ekmek, taze ekmeğin yarı fiyatını. Günde 200 tane, 300 tane bayat ekmek satıyoruz. Eskiden biz bunları satamazdık, götürüp balıklara yem olarak atardık. Böyle bir tabloyla karşı karşıyayız. Neden olduğunu bunun daha önce söyledik. Borç, faiz ve zam vergi ekonomisi yüzünden. İşte kaynaklar faize gidiyor, imtiyazlı holdinglere gidiyor, israfa gidiyor, kur korumalı mevduata gidiyor. 150 milyar lira kur korumalı mevduata bu sene para ödenecek. 565 milyar lira faize bu sene para ödenecek. 100 milyar lira 5 tane holdinge hastane, köprü ve otoyol projelerinden dolayı ödeme yapılacak. 50 milyar lira da israf yapılacak. 865 milyar lira bu 4 tane canavara gidiyor. Vatandaşa da zam ve vergi kalıyor. İşte yeniden değerleme oranının %123 olarak belirlenmesi, vergilerin, harçların, trafik cezalarının hepsinin %123 oranında arttırılması, son 3 yılda başta doğalgaz, akaryakıt ve elektrik olmak üzere %300 ila %1000 arasında zamlar yapılması. Borç, faiz, zam, vergi ekonomisi. İşçiye, esnafa, memura, emekliye, çiftçiye, köylüye, KOBİ'ye bir şey kalmıyor çünkü paralar canavarlara gidiyor. Bu israfla ilgili geçtiğimiz günlerde kamudaki israfla ilgili bir haber yansıdı. AK Partili bir belediye başkanı 28,5 milyon liraya makam odası yaptırıyor. 10,5 milyon lira makam odasının inşaatı, 18 milyon lira makam odasının içindeki tefrişat, hareket dedektörleri, motorlu kapı kilidi, kızıl ötesi kontrolü, hava durumunu ölçen kamera, duvar paneli, dokunmatik ekranlar, bütün bunlarla beraber 18 milyona mal oluyor. İnşaat 10,5 milyon, toplam 28,5 milyon lira. Millet bayat ekmek yerken, askıda ekmek kuyruğunda beklerken, kamudaki israfın sadece küçücük bir parçası bu. Ay'a sert iniş yapacağız derken, maalesef
milleti bayat ekmek yemeye mecbur bırakan bir durumla karşı karşıyayız. Bu tablonun karşısında iktidar temsilcileri hiçbir olumsuzluktan herhangi bir sorumluluk kabul etmedikleri gibi bundan da bir sorumluluk kabul etmiyorlar. Diyorlar ki efendim hayat pahalılığının sebebi 3 harfli marketlerdir. Market zincirleridir. 5 tane zincir markete ve bir tedarikçi firmaya soruşturma açılıyor. 2.7 milyar lira ceza kesiliyor. O soruşturmanın devamı bir soruşturma daha yapıldı. O da bu hafta sonuçlandı. 1.878 milyon lira daha ceza bu marketlere kesildi. 3.6 milyar lira bunlara ceza kesiyorlar. Neden? Çünkü fahiş fiyat uygulamasından dolayı. Peki 3 harfli marketler günah keçisi yapıldı da bizzat Sayın Cumhurbaşkanı'nın alışveriş yapıp tavsiye ettiği tarım kredi kooperatifleri marketlerine ne diyeceğiz? Tarım kredi kooperatifi marketlerinde geçen seneden bu seneye zam gelmeyen tek ürün 25 kuruşluk naylon poşet. Bunun dışındaki ürünlere ortalama %263 zam geldi. Devletin işlettiği ve ucuz olacak diye müjde olarak duyurduğu tarım kredi kooperatifi marketlerinde son bir senede bütün ürünlere ortalama olarak %263 zam geldi. Geçen yıl 8.75 olan bir kilo nohut bu yıl 24 liraya çıktı. 2.75 olan bir paket makarna 11.5 liraya yükseldi. 19.5 liraya satılan kaşar peyniri 147 lira oldu. 19.5'da 147'ye burada tabii %700'lere 800'lere varmış. 15 liraya satılan 1 kilo beyaz peynirin fiyatı da 79.90 oldu. Şimdi burada sorulması gereken soru, aynen 3 harfli marketlere yaptığınız gibi tarım kredi kooperatifi marketlerine de ceza kesecek misin? En büyük artışı tarım kredi kooperatifi marketlere yapmış. Neden böyle oluyor? En başından beri söylediğimiz gibi bu hayat pahalılığının, bu sıkıntının sorumlusu 3 harfli marketler değil, 3 haneli enflasyon oranıdır. Üç haneli enflasyon oranı neden oluyor? Bir defa üretimsizlikten, tarım ve hayvancılıkta üretimi yarı yarıya düşürmüşsün. Halbuki Türkiye'nin nüfusu 65 milyondan 85 milyona çıktı. AK Parti iktidara geldiğinde 65 milyon nüfus var, şimdi 85 milyon olmuş. Nüfus 20 milyon artmış, tarım üretimi yarı yarıya düşmüş. Öyleyse bu bir arz talep meselesi. Arz azalıyor, talep artıyor, fiyatlar tabii ki yükseliyor. Bu talebi karşılamak için ithal ediyorsun. İthal ettiğin zaman da dolar kurundan dolayı yükseliyor. Ve tabii genel olarak pahalılığın sebebi dolar kurundaki yükselme. Dolar kuru neden yükseliyor? Sizin borç faiz ekonominiz ve beton çimento ekonominiz yüzünden. Neden? Çünkü borç faiz ekonomisi yüzünden sen ihtiyacını dış borçla karşılıyorsun. 12 ay içinde ödemen gereken dış borç miktarı 185 milyar dolar olmuş, 185 milyar dolar. 12 ayda 185 milyar doları ülke olarak bulup ödeyeceksin, bitmedi. Gelecek 12 ayda bir 185 milyar dolar daha bulacaksın. Neden? Çünkü borçlanarak ihtiyacını karşılıyorsun. Bu da yetmiyor, beton çimento ekonomisi yüzünden üretmediğin, ihraç etmediğin için yıllık 100 milyar dolar da dış ticaret açığın var. 100 milyar dolar dış ticaret açığını finanse edeceksin. 185 milyar dolar borcunu finanse edeceksin. 285 milyar dolar yılda. Her bir ay 25 milyar dolar neredeyse. Her bir Allah'ın günü neredeyse 1 milyar dolar para bulman lazım. Dolara olan bu talep, dövize olan bu talep de dövizi patlatıyor. Döviz patlayınca da ithalata bağımlı bir ekonomide fiyatlar patlıyor. Bu akaryakıt maliyetiyle, bu köprü otoyol ücretleriyle, ithal gübre parası, sulamadaki elektriğe gelen zamlar, tarımda kullanılan mazota gelen zamlar, vergiler, bütün bunları kattığın zaman tabii ki ürünlerin fiyatı yükseliyor. Bak sadece üç harflilerde değil, kendi tarım kredi kooperatifi marketimizde de yükseliyor. Neden? Çünkü bu enflasyondan dolayı. Tabii ekonomik gidişatla ilgili bir değerlendirmede daha bulunmak istiyorum. Bizzat Sayın Cumhurbaşkanı'nın faiz sebep enflasyon neticedir teorisiyle başlatılan ve yeni ekonomi modeli denilen model başladığında hedef olarak demişlerdi ki bunu yaparak biz faizleri düşürerek ve yeni ekonomi modelini uygulayarak yatırımlarda ve istihdamda artış sağlayacağız.
enflasyonda ve döviz kurlarında düşüş sağlayacağız. İhracatta yükseliş, cari açığın cari fazlaya dönüşmesini sağlayacağız. İşsizlik azalacak, enflasyon azalacak, döviz kurları düşecek, cari açık cari fazlaya dönecek. Yatırımlar artacak, istihdam artacak. Bunları söylediler ve 2021 Eylül'ünde başladı. Merkez Bankası'nın politika faizi %19'du, %9'a kadar indirdiler. Ve geldiğimiz noktada faiz sebep enflasyon neticedir teorisinin gerçekle bir ilgisi olmadığı ortaya çıktı. Neden? Çünkü faiz indirimleri başladığında %19 olan enflasyon bugün %85'e geldi. Faizi düşürmüşsün, enflasyon daha çok katlanmış. Dolar kuru faiz indirimi öncesi 8.40 liraydı. 8.40 kuruş. Şimdi 18.70'e gelmiş. Enflasyon da artmış, döviz kuru da patlamış. Büyüme hızı ilk çeyrekte %7.3, üçüncü çeyrekte %3.9'a inmiş. Büyüme de artmamış, tam tersine azalmış. İşsizlik Ekim ayı itibariyle %10.2, genç işsizlik bir ayda 2 puan artışla %22'ye gelmiş. Bu yeni ekonomi modeli işsizliği de azaltmamış, tam tersine arttırmış. Cari fazla vereceğiz iddiasının tersine cari açık 40 milyar doları geçmiş. Dış ticaret açığı yıllık 100 milyar dolar seviyesine gelmiş. Ve ithalat patlayarak 300 milyar doları aşmış. Peki faiz indirimi yaptınız da ne oldu? Faiz indirimi yaptınız, bankalar düşük faizle Merkez Bankası'ndan para aldı. Bu parayı ticari kredilerde, bireysel kredilerde, ihtiyaç kredisinde, konut kredisinde yüksek faizle millete verdi. Merkez Bankası'ndan düşük faizle aldığını yüksek faizle ticari işletmelere ve millete verdi. Yüksek faizle hazineye verdi. Ve bankaların karları bir senede %420 arttı. Piyasadaki faizler düşmedi. Ticari kredi faizleri düşmedi. Konut kredisi faizleri düşmedi. Hazineye borç verirken uyguladıkları faiz düşmedi. Merkez Bankası'nın politika faizi düştü. Bu da bankaları ucuz parayla, krediyle fonlamak manasına geldi. Ve bu ucuz parayı aldılar, yüksek faizle millete, özel sektöre, devlete verdiler ve karlarını bir senede %420 arttırdılar. Dolayısıyla kazanan faiz lobisi oldu, bankacılık sektörü oldu, bankalar oldu. Yeni ekonomi modelinde tamamıyla iflas ettiğini bu verdiğimiz rakamlar açık bir şekilde ortaya koyuyor. Ve bizim bununla ilgili söylediğimiz söze geliyorum. Faizci kapitalist sistem içerisinde sadece bir tane faizi alıp da zorla indirmeye kalkarsan işin içinden çıkamıyorsun. Neden? Çünkü bütün sistem bir bütün halinde işliyor. Faizi tek başına zorla indiriyorsun, bu sefer döviz patlıyor. Döviz patlayınca bu sefer enflasyon patlıyor. Hayat pahalılığı artıyor. Ne yapacağız? Bir defa faize olan ihtiyacı ortadan kaldıracağız. Yani borçlanmaya olan ihtiyacı ortadan kaldıracağız. 54. hükümette Milli Görüş bunu yaptı. Devletin borçlanma ihtiyacını denk bütçeyle, havuz sistemiyle ortadan kaldıracaksınız ki bu faize, bu borca muhtaç olmasın. Vatandaşın borçlanma ihtiyacını refah seviyesini, alım gücünü arttırarak ortadan kaldıracaksınız. Ve özel sektörün borcu olan ihtiyacını, faiz ödemesi zorunluluğunu ortadan kaldırmak için de faizsiz kredi vereceksin, teşvik vereceksin devlet olarak. Borçlanmaya olan ihtiyaç devam ettiği sürece bu faizin etkisinden kurtulamazsınız. Faizden kurtulacağım diye zorla faizi düşürmek tek başına bir sonuç vermiyor, tam tersine dövizi patlatıyor ve enflasyonu patlatıyor. Öyleyse biz bu faizden kurtulmak istiyorsak faize bulaşmayacağız. Faize bulaşmamak için borçlanmayacağız. Bu borçlanmanın önüne geçmek için de tabii devlete çok büyük görev düşüyor. Hem halkın refah seviyesini, alım gücünü arttırması, hem devletin denk bütçeyle, havuz sistemiyle borçlanmasının önüne geçmesi, hem de aynı zamanda özel sektöre de faizsiz kredilerle bu borçlanmanın önüne geçmesi, borça muhtaç kalmasının önüne geçmesi. Tabii İnşallah toparlıyorum. Bütün bunları anlattık. Ancak önemli bir husus. Evet, iktidar yeni ekonomi modeli çöktü. Millet fakirleşti, aç kaldı, işsiz kaldı.
E peki öyleyse çare olarak Millet İttifakı'na gidelim, masa başındakilere gidelim. Elbette ki hayır. Bizim en başından beri söylediğimiz gibi masa da kasa da aynı kapıya çıkıyor. Masa başındakilerinde, kasa başındakilerinde temel meselelerde uygulamalarına baktığınızda herhangi bir farkları olmadığını görüyoruz. Nereden çıkartıyorsun bunu? İşte iktidar Kasım ayında %10 faizle 1,5 milyar dolar borç aldı. 1 Aralık'ta daha üzerinden bir ay geçmeden %9 faizle 2 milyar dolar daha borç aldı. 5 senede milyarlarca dolar bu borçlardan dolayı faiz ödeyeceğiz. Borç ve faiz ekonomisi. E peki Almanya %2 ile borçlanıyor doları. Japonya %0,2 ile borçlanıyor. Biz %10 ile borçlanıyoruz. Ama dünya rekoru İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait. %10,75 faizle dolar borçlanıyor. E dolayısıyla borç ve faiz ekonomisi bakımından birbirinizden uygulamada herhangi bir farkınız yok. Sayın Kılıçdaroğlu, ben diyor iktidar olursam 500 milyar dolar borç getireceğim. Finans çevreleriyle konuştum, İngiltere'de, Amerika'da. 500 milyar dolar para gelecek. Nasıl gelecek? Tahville gelecek, borçlanarak gelecek, kredi olarak gelecek. E biz zaten borca batmışız. Bir 500 milyar dolar daha borç. Bir diğer Masa İttifakı'nın parti başkanı, ekonomiden sorumlu devlet bakanı olduğunda Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yıllık ortalama faiz ödemesi 37,5 milyar dolar. Şu anda 17, 18, 20 milyar dolar faiz ödüyoruz. E demek ki iş başında geldiğinizde ne yaptığınız ortada. Borç ve faiz ekonomisini uygulamışsın. Şimdi de zaten diyor ki ben iktidar olursam daha düşük faizle daha çok borç alacağım, daha kolay borç bulacağım. Ve düşük faizli, uzun vadeli kredilerle, borçlarla bu ekonomiyi böyle idare edecek. E öyleyse ne farkınız kaldı? Borç alıyor, bunun faizini zamla vergiyle millete ödetiyor iktidar. İstanbul Büyükşehir Belediyesi toplu taşımaya %29 gibi astronomik bir zam yaptı. Belediye başkanı olduğundan bu yana Sayın İmamoğlu 3,5 senede taşıma ücretlerine %155 zam yaptı. Halbuki belediye başkanı olmadan önce diyordu ki efendim İstanbul'da ulaşım ücretlerini sembolik değerlere düşüreceğiz. Mutlaka ulaşımı İstanbul'da ucuzlatacağız diyordu. E ne oldu? %155 zam yaptın. Diğer taraftan işte Amerika ziyaretlerini gündeme getiriyorlar CHP'nin. İngiltere ziyaretlerini gündeme getiriyorlar iktidar kanadı. İyi Parti heyetinin Amerikan Dışişleri Bakanlığı ile görüşmesini gündeme getiriyor. E tencere dibin kara, seninki benden kara. AK Parti kurulurken de, kurulmadan önce de, kurulduktan sonra da en çok ziyaret ettiğiniz ülke Amerika'ydı. Bizzat Sayın Cumhurbaşkanı, Amerikan tarihinde bir ilk olarak bir parti başkanı sıfatıyla Amerikan Devlet Başkanı ile görüştü. Bu noktada da dış güçlerle ilişki ve temas bakımından da uygulamada birbirinizden bir farkınız yok. Borç, faiz, zam, vergi ekonomisi bakımından uygulamada bir farkınız yok. Örnekleriyle anlatıyorum. Efendim Kılıçdaroğlu, Jeremy Rifkin diye bir danışman bulmuş, ithal müfettiş getirmiş, küreselcilerin adamı. Evet doğru, ama siz de AK Parti hükümeti 2018 yılında McKinsey danışmanlık firmasıyla danışmanlık anlaşması imzaladınız. Hazine ve Maliye Bakanlığı olarak. Gelirlerimizi arttıralım, giderlerimizi azaltalım diye McKinsey ile anlaşma imzaladınız, danışmanlık aldınız. Şimdi Washington Büyükelçisi'nin Yahudi asıllı bir danışman tuttuğu, ayda 50 bin dolar verdiği gazetelere, basına yansıdı. Bu danışmanlık hizmeti bakımından da, dış güçlerden danışmanlık alma bakımından da uygulamada birbirinizden bir farkınız yok. Yine tencere dibin kara, seninki benden kara. CHP Bursa Nilüfer Belediyesi LGBT merkezi açıyor. İktidar kanadı buna eleştiriyor. Bunların kitabında LGBT var diyor. E peki AK Parti iktidarı döneminde İçişleri Bakanlığı'nın izniyle tam 22 tane LGBT derneği kuruldu. E bu noktada da o zaman uygulamada bir fark yok. Aynesi iştir kişinin, lafa bakılmaz. Masa İttifakı ben gelir gelmez İstanbul Sözleşmesi'ni geri getireceğim diyor. E mevcut şu andaki iktidarda İstanbul Sözleşmesi'nin uygulaması olan 6284'ü uyguluyor. 6284 demek en somut, en fiili uygulaması demektir İstanbul Sözleşmesi'nin.
Dünya Sağlık Örgütü'ne teslimiyet bakımından hiçbir farkınız yok. Ne yediği belirsiz aşıları zorla millete yapmak için sıraya girdiniz. Şu pandemi sürecinde. İktidarıyla, muhalefetiyle hepiniz seferber oldunuz illa bu aşılar olun diye. Dünya Sağlık Örgütü'nün adeta Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı gibi çalışmasına mücadele edin. Ne dediyse harfiye yerine getirilmesini sağladınız. Paris İklim Anlaşması, Paris İklim Anlaşması'na muhalefetiyle, iktidarıyla beraber onay verdiniz. Bu art niyetli bir anlaşmadır. Dış güçlerin bir anlaşmasıdır. Bunun teferruatına girmek istemiyorum. Biz yeniden Refah Partisi olarak buna en başından beri karşı çıktık. Siz bu noktada da iktidarıyla, muhalefetiyle mecliste onayladınız. Sayın Akşener, nakitsiz toplum projesini hayata geçireceğim diyor. Nakitsiz toplum projesi dış güçlerin bir projesidir. Bunu daha önce de ifade ettik. Maksat şu, hiç kimsenin elinde, dünya üzerinde bir para kalmasın, nakit para, değerli bir varlık kalmasın. Bütün sistem bizim kontrolümüzdeki dijital sisteme entegre olsun. Ve biz istediğimiz an bir düğmeye basarak istediğimiz şahsın, istediğimiz şirketin, istediğimiz ülkenin ekmek su almasını bile engelleyecek noktaya gelelim. İstediğimiz ülkeyi, istediğimiz şahsı kilitleyelim. Nakitsiz toplumun maksadı bu. Sayın Akşener, ben buna hakim kılacağım diyor. Peki Bali'de yapılan G20 zirvesinde mevcut iktidar, Sayın Cumhurbaşkanı deklarasyona imza attı. O deklarasyonun maddelerinden bir tanesi dünyada nakitsiz toplum hedefini gerçekleştirilmesi. Bu noktada da bir farkınız kalmıyor. Masa başındakilere dış politikayı soruyorsunuz. Efendim bizim geleceğimiz Avrupa'dadır. Avrupa Birliği'ne tam entegre olacağız. Ne istiyorlarsa yapacağız. Bu mevcut iktidar yeteri kadar istediklerini yerine getiremedi. Tam tersine mevcut iktidar da diyor ki bizzat Sayın Cumhurbaşkanı basın toplantısında bunu ifade etti geçen sene. Ey Avrupa Birliği, bugüne kadar ne istediniz de vermedik. Ne istediniz de taahhüt etmedik. Ne söyleseniz yaptık diyor. Dış politikada da D8 diye bir şeyleri yok. D60 diye bir şey yok. D160 diye bir şey yok. Yeni bir dünya hedefi yok. Avrupa Birliği'ne daha güzel entegre, daha iyi entegre olacak. Şimdi dolayısıyla ne diyoruz biz? Uluslararası anlaşmalar, sözleşmeler bakımından, ekonomi alanında, dış politika alanında, sosyal politikalar alanında temel meselelerde birbirinizden bir farkınız olmadığı gözüküyor. Bu verdiğim örnekler bunu gösteriyor. O nedenle biz ne dedik? İki ayrı masaya masraf yapmak yerine masaları birleştirin, dokuzlu masa ittifakını kurun ve hepiniz bir araya gelin dedik. Laf olsun diye söylemiyoruz. İşte en temel, en kritik meselelerde nasıl birlikte olduğunuzu gösteren örnekleri veriyor. Dolayısıyla biz dün Urfa'da ve bugün Diyarbakır'da milletimize bu gerçekleri anlatmak üzere sahadayız. Kurtuluşun masa başındakilerle de, kasa başındakilerle de olmayacağını, kurtuluşun milli görüşle yeniden refahla olacağını milletimize aktarmak üzere bu çalışmaları yapıyoruz. Yeniden Refah Partisi olarak Milli Kaynak Paketleri kitabımızı yıllar önce çıkarttık, ortaya koyduk. Borçsuz, zamsız, vergisiz nasıl kaynak bulunacak? Bununla beraber işsizliğin önlenmesi, istihdamın, üretimin, ihracatın sağlanması için 81 ilimize 681 Refah Projesi kitabımızı ortaya koyduk. İlk 100 gün icraatları kitabımızı ortaya koyduk. Bütün bakanlıklarda, yeniden refah iktidarında ilk 100 günde neler yapılacak? Ve bunun lansmanını geçen hafta Perşembe günü İstanbul'da basın toplantısıyla gerçekleştirdik. Paylaşımda adaletin, yönetimde adaletin, yargıda adaletin hakim kılınması için bütün bakanlıklar ilk 100 günde neler yapacak? Hangi adımı, somut adımları atacak? Bunu da bu kitapla ortaya koyduk. Biz Türkiye'yi biliyoruz kitabımız, bir ansiklopedi boyutunda. Türkiye'nin sorunları ve çözüm önerilerimiz kitabımız ortada. Ve hepsinden önemlisi, her zaman söylediğim gibi, makam ve rakam için değil, koltuk ve ihale için değil, Allah rızası için çalışan milli görüş kadrolarımız ortada. İnşallah bu gayretli çalışmalar, fedakar teşkilat mensuplarının bu gayretleri,
davamızın bereketi, Cenab-ı Allah'ın yardımı ve tabii ki milletimizin ferasetiyle, teveccühüyle yeniden Refah Partimizi ilk seçimde iktidara taşımak ve milletimizi yine milli görüşle, yine refahla maddi ve manevi sıkıntılarından kurtarmak en önemli hedefimizdir. Cenab-ı Allah bu hayırlı hizmetleri inşallah bizlere nasip etsin. Tabii yeniden Refah Partimizin ne kadar güçlü bir siyasi aktör olarak seçimlere gireceğinin göstergesi de geçen ay 6 Kasım'da Ankara Arena'da yapılan ikinci büyük kongremizde ortaya çıktı. 65 bin insanın katılımıyla Türk siyasi tarihine geçen muazzam bir büyük kongre yapıldı. 1174 otobüs dolusu insan Türkiye'nin dört bir yanından geldi. 1500 civarında binek otomobil geldi ve Ankara'dan kendi imkanlarıyla toplu taşımayla yaya olarak gelenlerle birlikte 65 binlik bir rakama ulaşıldı. Salonun içerisi tamamen dolduğu gibi salonun dışı, bahçe kısmı bütün alanı doldu. Bu yetmedi. 10 binden fazla insanı polis izdihama yol açmamak için salonun karşısındaki Gençlik Parkı'na yönlendirdi. Ve orada bulunanlar ifade ediyorlar. Gençlik Parkı'ndan Hacı Bayram Veli Hazretlerine kadar da sokaklar, caddelerde çok ciddi bir yoğunluk vardı. İktidar gücü olmadan, hazine yardımı olmadan, medya desteği olmadan, holding patronlarının, dış güçlerin desteği olmadan, bazı diğer partilere yaptıkları gibi cilalayı parlatma operasyonları olmadan böyle bir sonucun ortaya konulması, yeniden Refah Partisi'nin baraj problemi olmadığını, çok güçlü bir siyasi aktör olarak önümüzdeki seçimlerde çok büyük bir sürpriz yapacağını açık bir şekilde ortaya koymaktadır. İnşallah bu sonuçları elde edip milletimizi bu maddi ve manevi sıkıntılarından kurtarmak yeniden Refah Partimize bizlere nasip olur. Bir kez daha değerli basın mensuplarına çok teşekkür ediyorum. Değerli il başkanımız ve ev sahibimiz Diyarbakır İl Teşkilatımıza teşekkürler ediyorum. Genel başkanımızlarımıza, MKYK üyelerimize, misafir il ve ilçe başkanlarımıza teşekkürler ediyorum. İnşallah bugün Ulu Cami'de Cuma namazımızı kıldıktan sonra akşama kadar Diyarbakır halkıyla, esnafımızla kucaklaşacağız, buluşacağız. Ve akşam saat 18'de de Erbakan Vakfımızın Mekke'nin fethinin 1392. yıl dönümü programını inşallah gerçekleştireceğiz. Bu programa da tüm halkımızı, tüm Diyarbakırlıları davet ediyorum. Programlarımızın hayırlı olmasını, bereketli olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Allah hepinizden razı olsun. Çok teşekkür ederim. Buyurun, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ülkenin sorunlarına akıl ve mantık ışığında çözüm projeleri sunmanızla ve halkı bilinçlendirmenizle halkın gönüllerine dokundunuz. Bu anlamda hayal edilen muhalefet oldunuz. Hayal edilen iktidar olmak için öncelikle hedefinizde neler var? İkinci sorum, emperyalist sömürgeci ülkeler gitmek durumunda kaldıklarında geriye sözlerini dikte ettirecekleri diktatörler ve onlara akıl hocaları bırakırlar. Sizin iktidara gelmeniz durumunda bu akıl hocalarından, küresel çetelerden partinizi nasıl koruyacaksınız? İzninizle üçüncü soruyu da sormak istiyorum. Türkiye'de neden ısrarla ezberci, sorgulamayan, icat çıkaramayan, gelişmemeniz üzerine kurgulanmış eğitim sistemi üzerinde duruluyor? Neden Fulbright Antlaşması'ndan hala vazgeçilmiyor? Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Tabii biz ilk 100 gün programımızda, lansman programında basın mensuplarına yapacaklarımızı, iktidarda yapacaklarımızı anlatırken basın mensuplarından bir tanesi de sizin gibi dedi ki, başkanım ne yapacağınızı anlatıyorsunuz ama iktidar olunca ne yapacağınızı anlattınız. Bir de iktidara nasıl geleceğinizi, gelmek için ne yapacağınızı da anlatın demişti. Tabii bu aslında 50 senelik milli görüş tarihinde ortaya konulmuş bir teşkilat modeline uygun çalışmayı gerektiriyor. Bu teşkilat modeline uygun teşkilatlanma ve çalışma gerçekleştirilirse, özellikle sandık teşkilatlanması gerçekleştirilirse, bütün engellere rağmen, bütün imkansızlıklara rağmen medyanın,
holding patronlarının, iktidarın, dış güçlerin desteği olmadan iktidar olunabileceğini merhum Erbakan hocamız 94 yerel seçimlerinde ve 95 genel seçimlerinde gösterdi. Ortaya koymuş olduğu model çalışmayı uygulamamız halinde bütün bu destekler olmasa da bütün engellere rağmen iktidara gelebilmek mümkündü. Bugün biz de yeniden Refah Partisi olarak Amerika'yı yeniden keşfetmiyoruz. Erbakan hocamızın ortaya koyduğu denenmiş, test edilmiş teşkilat modeline uygun teşkilatlanmamızı yapıyoruz. Bugün binlerce mahalle ve köy teşkilatımız, 100.000'e yakın sandık baş müşahidimiz ve inşallah bunu Türkiye'deki 200.000 sandığın hepsine inşallah genişleteceğiz. Çok ciddi bir saha çalışması, teşkilatlanma çalışmasıyla tabandan tabana bir çalışmayı yürütüyoruz. Ve bu çalışmanın neticesinde iki büyük kongremizde gerçekten tarihe geçen kongreler oldu. İnşallah üçüncü büyük sürprizimizi de dediğimiz gibi her zaman seçimlerde yapacağız. Bu yıllarca denenmiş, test edilmiş milli görüşün teşkilat modeline uygun çalışma inşallah bu seçimlerde de sonuç verecektir. Tabii dış güçlerin etkisinden korunmak bakımından milli görüş hareketi bağışıklığı olan bir hareket. Rahmetli Erbakan hocamızın iktidar ortağı olduğu dönemde ki milli görüş zihniyetinin en güzel örnekleri tabii ki budur. Kıbrıs Barış Harekatı'nın dış güçlere rağmen yapılması. Bununla beraber İncirlik Üssü'nün kapatılması. Amerika'nın çekiş gücünün Amerika'nın bütün baskılarına rağmen Türkiye'den kovulması. Amerika'nın dış güçlerin baskısına rağmen İran ve Irak ambargolarının delinmesi. Yine dış güçlere rağmen İslam Birliği'nin ilk adımı olan D8 adımının atılması. Ve bütün bunlar yapılırken de bedel ödemekten korkmadan gerektiği zaman bu bedeli de ödeyerek bu icraatların yapılması bizim milletimiz lehine, ümmet lehine, ülkemiz lehine adımlar atacağımızı ve bunları atarken de dış güçlerden hiçbir şekilde çekinmeyeceğimizi, onlardan hiçbir şekilde etkilenmeyeceğimizi gösteren en önemli ispatlar. Tabii milli eğitimle ilgili siz de çok güzel söylediniz. Biz de ilk 100 gün icraatlarımız içerisinde de bunu saydık. Büyük kongre konuşmamızda da ifade ettik. Fulbright komisyonu doğrudan doğruya eğitimimize müdahale ediyor. Yani öylesine bir eğitimde çarpıklık ve sıkıntı var ki bunun ihmalle, hatayla, eksikle açıklanabilmesi mümkün değil. Burada bir kasıt var. Hem üniversitelerimizin yüksek öğretimin durumu, hem orta öğretimin, liselerin eğitim kalitesi dünya sıralamasında baktığınızda 15 sene yabancı dil dersi verip de yabancı dil öğretemeyen dünyada başka bir ülke yok. Burada Türkiye'nin yeniden ayağa kalkmasına engel olmak. Nasıl engel olacaksınız? Yeniden büyük Türkiye'yi kurabilecek kaliteli nesillerin yetişmesini engelleyeceksin. İnsan faktörü olmadan ne ekonomi ayağa kalkar, ne teknoloji olur, ne kalkınma olur, ne sanayi olur, ne savunma olur. Her şey kaliteli insana bakıyor, yetişmiş donanımlı insana bakıyor. Öyleyse bunun önünü keselim diye. Yıllardan beri bu Fulbright komisyonunun etkisiyle Türkiye'de eğitim kalitesi düşük tutuldu. Bunun ortadan kaldırılması ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın gerçekten milli hale getirilmesi yeniden Refah Partimizin en önemli projelerinden bir tanesidir. Size de yine bu önemli konuyu hatırlattığınız için teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Sağ olun. Buyurun, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sıfırla geliyorsunuz. Evet. Seçimine 172 gün kaldı. Yoğun bir şekilde bir ilçe demeden gezdiğinize, hatta uçlarına şahit geliyoruz. Mevcut muhalefetle apaçık bir fark var. Altı masa bir araya gelmiş. İktidar kanadında da dört masanın olduğunu görüyoruz. Siz herhangi bir masaya müracaat etmeden, herhangi bir masa oluşturmadan seçime hedeflemiş gidiyorsunuz. Altılı masayı değerlendirmenizi isteyeceğim. Şöyle ki, Sayın Akşener'in de Kılıçdaroğlu masanın iki karar alıcı ana unsuru olarak bir araya geldi. Geri kalan altı masanın dörtlünün de masa ayağı olmaktan öteye geçmediği gibi bir izlenim ortaya çıktı. Siz bu konuda neler söyleyeceksiniz?
Tabii masanın kendi problemleri, dediğiniz gibi çok ciddi sıkıntılar yaşıyorlar. Bir defa Cumhurbaşkanlığı adayı gösterilebilmesi noktasında problemleri var. Sayın Akşener ve İYİ Parti kanadı bir başka aday isterken Sayın Kılıçdaroğlu kendisi aday olmak istiyor. Tabii bu noktada ciddi problemler yaşanabileceği gözüküyor. Ve biz zaten 4-5 aydır hep söylüyoruz. Masanın ayaklarından, masadan çatırtılar geliyor. Ciddi problemler yaşanmaya gebedir bu masa ittifakı diye söylüyoruz. Ve bugün de bunlar gerçek oluyor. Tabii biz her zaman sizin de ifade ettiğiniz gibi milli görüş istikametinde prensiplerimizden, kırmızı çizgilerimizden ödün vermeden ittifakımızı milletimizle yaparak tek başına seçimlere girmek üzere çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İnşallah Cenab-ı Allah biraz evvel de söylediğim gibi yardımıyla, milletimizin feraseti, teveccühüyle ki bunu Türkiye'de çok açık bir şekilde görüyoruz. Türkiye'de hem masa ittifakından hem de iktidardan ümitlerin kesilmiş olduğunu görüyoruz. Yapılan araştırmalar da bunu gösteriyor. Seçmenin %45'i 50'si her iki ittifakında umut olmadığını söylüyor. %20'ye 25'e varan kararsızlar her iki ittifakında millete umut olmadığını gösteriyor. Ve bunu biz de sahada da çok iyi bir şekilde görüyoruz. İnşallah hem bu iki ittifaktan da memnun olmayanların oyuna talibiz. Hem kararsızların oyuna talibiz. Ve de inşallah yeniden Refah Partisi olarak bu duruşumuzla, bu istikamette yürüyerek milletimizin teveccühüne mazhar olacağımızı, çok ciddi bir sonuç alacağımıza inanıyoruz. İnşallah Cenab-ı Allah bunu nasip eder, hayırlı hizmetler nasip eder. Bir soru daha sorabilir miyim? Tabii. Dış siyasete temas edecek Suriye sorunu malumunuz. Rusya'da Milli Savunma Bakanları düzeyinde Suriye ile tüm makamları ve istihbarat teşkilatları düzeyinde bir araya gelinir. 11 yıllık bu savaş sürecinden sonra ilk üst düzey siyasi temas olarak bir araya gelinmesi hususunda neler söylemek istersiniz? Tabii son derece olumlu karşılıyoruz. Bunu biz zaten uzun zamandan beri ifade ediyoruz. Burada Suriye'deki mevcut yönetimle kavga ederek ve küstürerek sorunları çözebilmek mümkün değil. Hele hele bu saatten sonra hiç mümkün değil. Keşke en başından böyle bir tavır takınılsaydı. İran'la beraber, Suriye ile beraber, Türkiye, bölgenin ülkeleri ve komşu ülkeler olarak bu sorunun üstesinden gelselerdi, hatta hiç Rusya dahi bu işin içine dahil edilmeseydi ve Amerika da bölgeye müdahil olamasaydı. Ama maalesef tabii 11 sene geçti. Milyonlarca insan evinden yurdundan oldu, yüz binlerce insan hayatını kaybetti, sakat kaldı, yetim kaldı, öksüz kaldı. Suriye yerle bir oldu ve sonunda mevcut rejim gene koltuğunda oturuyor, topraklarının çok önemli bir kısmını yeniden kontrol altına aldı. Ve maalesef olan ölen insanlara oldu, sakat kalan insanlara oldu. Tabii zararın neresinden dönülürse kârdır. Bununla ilgili açıklamalarını da takip ettik. Bizim söylediklerimizi iktidar da söylüyor. Orada Suriye rejimiyle, yönetimiyle gerekli görüşmelerin yapılması ve can güvenliğinin sağlanması. Böylelikle de Türkiye'deki Suriyeli sığınmacıların, misafirlerin güvenli bir şekilde evlerine dönmelerini sağlanması. Aklın yolu birdir. Bunun yapılması lazım. Bunun için de tabii bu görüşmelerin yapılması gerekiyor. Bu bakımdan olumlu karşılıyoruz. İnşallah bir an evvel oradaki şartlar uygun hale gelir ve can güvenliği temin edilmiş bir şekilde Suriyeli kardeşlerimiz ülkelerine bir an evvel inşallah dönerler.